tarihe tanıklık ediyoruz. Bayraktar Kızıl Elma, Afterburner ile havalanıyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma, Afterburner kalkış testini başarıyla geçti. İşte o kritik anlar ve perde arkası detaylar. Gelişmiş yetenekleriyle dikkat çeken Bayraktar Kızıl Elma, test faaliyetlerini başarıyla sürdürmeye devam ediyor. Dördüncü prototip olan PT-4, art yakıcı motor konfigürasyonu ile gerçekleştirilen aerodinamik sistem tanımlama testinden başarıyla geçti. Bu test, Kızıl Elma'nın yüksek hızlı kalkış ve uçuş dinamiklerinin değerlendirilmesinde önemli bir eşik olarak görülüyor. Bayraktar Kızıl Elma, sahip olduğu düşük radar izi, agresif manevra kabiliyeti, yüksek irtifa uzun menzil performansı ve uçak gemilerine iniş-o kalkış özelliğiyle dikkat çekiyor. Gelişmiş yapay zeka sistemleriyle donatılan platform, savaş sahasında insanlı unsurlarla müşterek görev icra edebilecek şekilde tasarlandı. Baykar, PT-4 prototipinde elde edilen verilerin ardından test sürecini farklı uçuş senaryolarıyla sürdürmeyi planlıyor. Kızıl Elma'nın seri üretimi için hazırlıklar ise eş zamanlı olarak devam ediyor. Baykar'ın %100 öz sermayesiyle yola çıktığı Bayraktar Kızıl Elma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan Türkiye Cumhuriyeti ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızıl Elma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızıl Elma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzüyle buluştu. Bayraktar Kızıl Elma, Teknofest 2023 boyunca dünya havacılık tarihinde ilk olan uçuşlara imza attı. Bayraktar Akıncı TİHA ile formasyon uçuşları gerçekleştiren Bayraktar Kızıl Elma, 1 Mayıs 2023 tarihinde ise F-16 Savaş Jeti Solotürk ve F-5 Jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu icra etti. Dünya havacılık tarihi için dönüm noktası olan bu uçuş konseptleri geleceğin hava muharebesine de yön verecek. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.